Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bakın elimde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çiçekçiden almış olduğum, hatta bazıları ölmüş, özel tür sardunya fideleri. Bunlar sanırım arkadaşlar bakın tohumdan üretilmiş yavrular. Öyle düşünüyorum. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim ve gerçekten ben bunu çok uygun bir fiyata aldım arkadaşlar. Ve bakar mısınız, normal bildiğiniz çok sert olan bir bahçe toprağına ekili bu sardunyalar. Bakın hatta bazılarının kök çürümesi bile var. Yalnız fiyatı çok uygundu. Bir sürü çiçek almıştım. Onlarla beraber bunun fiyatını sorduğumda bana demişti ölmek üzere, almak istediğine emin misin? Evet dedim. Bakın ben bunları 15 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani çok ucuzdu özel tür olmalarına rağmen. Bakın bundan iki tane sürgün çıkmış hatta. Bunlar gelişip büyüyecekler arkadaşlar. Çok kalitesiz bir toprakta ekilmiş ve ilginç bir şekilde de olmuşlar ama kötü bir durumdalar. Yani olmuşlar ama kötü bir durumda görünüyorlar. Şimdi onları yaklaşık ben bunları birkaç gün oldu almışım. Şimdi onları yeni yerlerine alacağım. Orada gelişimlerini sürdürecekler. Başka özel tür sardunyalarım da var. Onları da bu saksıya alacağım. Onları herhalde videoya çekmem diye düşünüyorum. Bu şekilde ölmüş olan yapraklarını temizlediğim. Onları şu şekilde dikeceğim. Bakın çok güzel görünüyorlar aslında. Şunda iki tane var arkadaşlar bakın. Şu kırık yaprağı da alayım. Bitki ona güç harcasın istemiyorum. Bakın çok işte sevimliler, çok şekerler. Ben bu şekilde ölmek üzere olan çiçekleri almayı çok seviyorum arkadaşlar. Belki bazı arkadaşlara bu yanlış gelebilir. Ama onların bende canlandıklarını ve hayata tutunduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Bakın şunun hiç kökü yok. Ama bir tane minnacık bir yaprağı var. Onu da dikeceğim. Olursa olur. Olmazsa da canı sağ olsun. Ama ona bir tane şans verelim. Bu şekilde onları bu saksıya aldım. Şu tarafa başka sardunyalarım var. Onları dikeceğim videodan sonra. Ve şunlara bu şekilde birazcık can suyu veriyorum. Toprağımda yanmış hayvan gübresi, perlit, vermikülit ve kompost toprağı var. Bu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kısa bir video oldu. Ama ilerideki günlerde nasıl bir hal alacaklarını sizinle tekrar paylaşırım. Arkadaşlar sardunya ekmekten vazgeçtim. Şöyle küpeli çelikleri var elimde 4 tane. Onları da bu şekilde yanlarına dikmek istiyorum. Umarım olurlar. Biraz susuz kalmışlar. O yüzden olacaklar mı inanın bilmiyorum. Bunları geçen gün ablamdan almıştım. Dün akşamüstü. Suya koydum ama gene de bu şekilde pürsüdüler. Bakın bunlara da can suyu veriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.